13. Bölüm. Son uyarılar ve selamlar. Bu yanınıza 3. gelişim olacak. Her sav 2 ya da 3 tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır. Daha önce aranızda 2. kez bulunduğumda geçmişte günah işlemiş olanlarla onların dışında kalanların hepsine söylemiştim. Şimdi sizden uzaktayken de yineliyorum. Tekrar yanınıza gelirsem hiç kimseyi esirgemeyeceğim. Mesih'in benim aracılığımla konuştuğuna dair kanıt istiyorsunuz. Mesih size karşı güçsüz değildir. Onun gücü sizde etkindir. Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Biz de onda güçsüz olduğumuz halde Tanrı'nın gücü sayesinde onunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın. Kendinizi yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan başarısız çıkardınız. Umarım bizim başarısızlığa uğramadığımızı anlayacaksınız. Kötü bir şey yapmamanız için Tanrı'ya dua ediyoruz. Dileğimiz, bizim sınavı geçmiş görünmemiz değil, biz sınavda başarısız görünsek bile sizin iyi olanı yapmanızdır. Çünkü gerçeğe karşı değil, ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz. Ne zaman biz güçsüz ve siz güçlü olursanız seviniyoruz. Yetkin olmanız için de dua ediyoruz. Rabbin yıkmak için değil, geliştirmek için bana verdiği yetkiyi yanınıza geldiğim zaman sert biçimde kullanmak zorunda kalmayayım diye bunları aranızdan değilken yazıyorum. Son olarak hoşça kalın kardeşlerim. Yetkin olun. Çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizle birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Bütün kutsallar size selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.